128 milyar dolar bir yerlerde değil. 128 milyar dolar senin benim cebimde duruyor. Yani hani şunu söylemeye çalışıyorum. Orada alacak verecek, alacak borç kısmına baktığımız zaman dolar bozdurulduysa karşı tarafa geçmiştir. Dolar alındıysa öbür tarafa geçmiştir. Yani bütün bunlar vardır. Burada yapılmak istenen, işte bunu kim sordu bu soruyu? Ali Babacan sordu. Ali Babacan, hani kimseye ben şey yapmak için söylemiyorum, başından beri takip ettiğim için, iki kelimeyi yan yana getiremezken bakan yapılan, işte çeşitli çalışmalar yapılıp ekranlara çıkan birisiydi. Tayyip Bey onu bakan yapmasaydı, şimdi Çıkıkçılar Yokuşu'ndaki babasının dükkanında, belki o size demin anlattığım defterleri tutacaktı. Yani bilmiyorum, sonuçta burada gerçekten 128 milyar dolar nerede sorusunu sormadan önce Ali Babacan'ın bence 15 Temmuz'dan önce nerede olduğunu ve kimlerle görüştüğünü açıklasa daha etik olurdu. Önce onu bir açıklasaydı. Yani demem o ki bu işler kızışacak. Gidişat bize onu gösteriyor. Bir taraftan Kemal Bey'in erken seçim çağrısı, Ali Babacan'ın 128 milyar dolar nerede sorusu bize şunu gösteriyor. İplerin daha da gerileceğini, bu işlerin böyle birazcık daha keskinleşeceğini, çünkü kutuplaşmadan, işte politik ayrışmayı açmadan beslenenler var. Baktığımız zaman da bütün bunları, amirallerin bildirisini de bunlardan ayıramayız. Sonuçta 128 milyar doları Mustafa Bey, sizin sorduğunuz nerede sorusunu da bundan ayıramayız. Bu şekilde gidecek ama gerçekten bakıldığı zaman gündemi belirleme anlamında ve bu şeylerin, özellikle tartışmaların kamuoyunda iktidara yıpratmaya yönelik hamleleri anlamında baktığımız zaman, özellikle son aylarda bir grafiğin yükseldiğini ve bunun organizasyon anlamında da bir şeylerin yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hayırlısı olsun ama tekrar ben aynı noktadayım. Bu işler filmle, diziyle, YouTube şeyleriyle çok fazla olmaz. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. Evet. Batuhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bugün yoğunsunuz biliyorum. Ama kırmadınız ya, bizi. Sağ olun. 3 tane büro var burada. TGRT, Türkiye Gazetesi, İHA tabii. Onların da bir taraftan işte toplantıları, işleri oluyor. Ben çok saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi tabii bugün faiz kararı da açıklanacak. Orada da ayrı bir spekülasyon da yapılıyor. Bu 128 milyar dolar nerede tartışmasının yanı sıra. Siz ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 17-25'de ne olmuştu? 17-25, hani yargısal darbe dediğimiz, hı hı, polisler ve yargıçların içinde olduğu FETÖ'nün darbe teşebbüsünde ne olmuştu sorusunu hatırlatmakta fayda var. O zaman hiç unutmuyorum, Zaman Gazetesi şöyle bir manşet atmıştı. 100 milyar dolarlık yolsuzluk. Allah Allah. Yani bu 17-25 Aralık'ta polis ve savcılık harekete geçti. Çünkü Türkiye'de 100 milyar dolarlık, hı hı, yolsuzluk yapıldı diye bir haber yaptı. Haberin başlığı bu. Hiç unutmuyorum. Başlık böyle. İçini okuyorsun, 100 milyar dolar nasıl yapmışlar? Topluyorlar. O zaman isimleri belli değil çünkü. 3. Havalimanı. Yaz. Atıyorum işte 15 milyar dolar. İşte 3. köprü, yaz, işte 5 milyar dolar. Hı hı. İşte efendim Avrasya Tüneli, yaz, işte 10 milyar dolar. Yine yaz, Osman Gazi Köprüsü 15 milyar dolar. Toplamışlar. Türkiye'nin bütün mega projelerini toplamışlar. Eşittir 100 milyar dolar. Bunda yolsuzluk proje, olarak. Projelerin toplamı 100 milyar dolar. Yolsuzluk yapılan rakam 100 milyar dolar. Şimdi bugünkü o 128 milyar dolar nerede diye bas bas bağıranlara o manşeti, o haberi hatırlatmak isterim. O gün bir örgüt bu işi yapıyordu. Bugün bir takım siyasi partiler ve siyasi parti sözcüleri bu işi yapıyorlar. Çok manidar. Önce buranın altını çizmek istiyorum. İkincisi, yine çok ilginç, çok çok ilginç. Ben bunu yazdım. İsim söylemedim. Cengiz Erban'a dedi ki, Süper Haber'in sahibi, sevgili dostumuz, ya arkadaş bizi niye uğraştırıyorsun? İsmi de yazsana dedi. Bu adamlar dedi. Ben yine yazmadım. Yine burada da söylemeyeceğim ama
Mesela bir gazete var, çok kararlı bir şekilde bu 128 milyar doların üzerine gidiyor. Her gün bir haber yapıyor. Evet. O çok kararlı gidişin arkasında bir ekonomi editörü var. O arkadaşımız aleni bir şekilde defalarca ve defalarca ben Ali Babacan'ın bu milletin parasını faizcilere peşkeş çektiğini açıkladığım için, yazdığım için, bunları eleştirildiğim için gazetemden atıldım dedi. Bu ekranda da söyledi. Onu da söyleyeyim. Her yere söyledi bunu. Bugün aynı isim Ali Babacan'la beraber 128 milyar dolar nerede diye bağırıyor. Şimdi burayı da ben... Bu kurtla kuzuyu biri yerine getirmiş. Bunu da söylemek istiyorum. İkinci bir husus, Türkiye'nin kaynaklarını, parasını gerçekten o finans kapital elinde tutanlara kaptıranların başında gelen isimdir Sayın Babacan. Yani politik, daha doğrusu siyasetteki bulunma sebebi ve ekonomiyi anlama biçimi üretimden daha çok para alışverişi üzerinden ekonomiyi yorumlayan bir siyasetçi Ali Babacan. Yani daha söyleyeyim. Ya faizci ya, yani faiz üzerinden. Faiz üzerinden ekonomiyi inşa eden bir isim. Faizi vererek veya Masum Türkiye'nin fırça yediği dediği, Masum Türkiye'nin fırça yedi dediği isim o olabilir mi? Altınları getirilirken fırça yedi bir bakan diyordu. Ya bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama diyeceğim şu, 100 milyar dolarlık yolsuzluktan bahsedenler Türkiye'nin mega projelerini alt alta yazıp 100 milyar dolar yolsuzluk dediler. Şimdi Nurettin Canikli, ki bence önemli bir açıklamaydı o. Hı hı. Bu para nasıl diyor. Şu kadar döviz alındı, şu kadarı çıktı. Mesela bugün şöyle bir yorum var. 12,5 milyar dolar dışarıdan gelenler paralarını çektiler gitti. Hı hı. Gördünüz mü? Yabancı sermaye kaçıyor. Bu bir itiraftır diye anladım. Ya arkadaş, hani o hırsızı yakaladım, getir oğlum, gelmiyor. Sal gitsin, gitmiyor. Yani ne istiyorsunuz? Yani ne istiyorsunuz? 12,5 milyar dolar diyor ki yabancı sermaye gelmişti, aldı ve gitti. Bunu adam açıklıyor. Bak gördünüz mü? Yabancı sermaye kaçıyor. Bu arada yani şu birkaç ay içerisinde gelen para 10 milyar. Diyor ki şu kadar insan Türk lirasından döndü, dolar aldı ki doğru, dolarizasyon sorunumuz var Türkiye'de ve bankalarda duruyor. Duruyor işte, açıklıyor, dolar duruyor. Bak gördünüz mü? Türk lirasına güvenmemişler, dövize çevirmişler insanlar. Tamam. Batuhan Bey önemli bir şey söyledi. Biz bu arada çok ciddi bir şekilde sen onlara bir dokunursan diye başlayan o Trump'ın parmak sallayarak Ağustos ayında senin ekonomini mahvederim diye çıkıp doları bir yerden bir yere getirdiğini biliyoruz. O swap hesaplarına tekrar gerek yok. Ama toparlıyorum. Oraya da yazdım. 5 dakikamız var diye. Son cümlemi söylemiş olayım. Eyvallah. Şimdi 128 milyar dolar iç oldu diyorsanız çıkın açıklayın bakalım. Nasıl iç oldu? Diyor ki 128, Canik diyor ki 128 milyar dolar değil kardeşim. Biz şurayı aldık, şuraya verdik. Şu şurada, şu şurada. İşte tablo burada. Aynen. Yani diyor, siz de çıkın deyin ki 128 milyar doları şu aldı, madem öyle, şu kadar kurdan aldı, madem öyle, iç ettiniz. Hadi söyleyin bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.